Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz salı ve istekleri yerine getirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar videonun altına en çok hangi şarkının analizi gelmesini istiyorsanız o şarkının ismini yazın arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışacağım. En çok hangi şarkı isteniyorsa onun analizini yapacağım. Sıradaki şarkımız arkadaşlar Fatih Kısaparmak Kilim şarkısının analizini yapacağız. Sanırım şarkının akor şeyi yok. Artık kulaktan her zaman olduğu gibi çıkaracağız. Çıkarmaya çalışacağız. Umarım güzel olur arkadaşlar. Tabii ki bu da şey size kalmış. Hani şarkı sözlerini akorları düzgün yetiştirmeniz. Onu da dinleye dinleye yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada sadece hangi tonda okunuyor, solosunu bulabilecek miyiz ona bakacağız. Ritmi neymiş? Ona bakacağız arkadaşlar. Ufacık bir açacağım. Bakalım neymiş. Arkadaşlar yani pozisyonlar o kadar zor ki yani bildiğimiz gam değil arkadaşlar bu. Yani solosuna göre arkadaşlar akor dizilimi yaptım ama bir bakalım. Solosu da çok ters arkadaşlar. Yani akor yok. Ama benim dinlediğime göre arkadaşlar do minör diyez akorumuz var. Mi majör akorumuz var. Buradan basıyoruz. Re majör akorumuz var. Şu pozisyonda basıyoruz arkadaşlar. Thank you.
Sevgili arkadaşlarım, yani kafanız karışmasın. Bir bakayım. Şarkı sözlerini bilmiyorum. Şimdi şarkı sözüne girerken arkadaşlar sanırım 1-2 dörtlük boyunca ne yapıyoruz? Bakayım sözleri bir bakayım, şarkının sözlerine bakayım. Ya ben bu pozisyonda şey yaptım, hani solosunu bulduğum için burada hani şey yaptım, burada bastım mi majörü, işte re majörü falan, bu pozisyonda bastım. Şu gönlümün kilin yaptım yoluna serdim. Sanırım arkadaşlar 2 dörtlük boyunca, yani ilk giriş fa minör diyez, mi majör devam ediyor. Sonra re majör ve do minör diyez. Yani şu. Ra 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 ra. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlarım. Solosuna gelirsek arkadaşlar, ritmi söyleyeyim bir. Ritim arkadaşlar. Ne yapıyorduk? A, Y, kapat. Y, A, Y, A, Y. Bu ritimle çalabilirsiniz çok rahatlıkla arkadaşlar. Gitarın sesi çok çıkıyorsa kusura bakmayın. Solosuna gelirsek arkadaşlar. Not olarak söylüyorum arkadaşlar. Ya da pozisyon olarak da söyleyebilirim ama kafanız karışır yani tab olarak da. Notalarımız arkadaşlar. Fa diyorum. La. Fa diyez. Sol diyez. Mi. Re. Do diyez ve si, değil mi? Çok şey yani. Do diyez'e bitiyor. Yani evet arkadaşlar, pozisyon olarak anlatırsam notaları anlattım arkadaşlar. En alt mi telinde 5, si telinde 7, 9, si telinde 5, sol telinde arkadaşlar 7, 6, 4. Nasıl? Girişli arkadaşlar. Mi, re, si, do diyez yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani tab olarak söylersem si telinde 5, sol telinde 7, sol telinde 4 ve 6. Bu girişte bu arkadaşlar. Eğer bu türküyü, şarkı mı? Türkü herhalde ya. Türkü aynen.
iyi dinlediyseniz arkadaşlar, bu akorların hani nasıl başlayacağınızı çok iyi anlarsanız sonrasında çok rahatlıkla, biraz zorlanırsınız ama parmak pozisyonlarını rahatlıkla bulabilirsiniz, ama parmak pozisyonları biraz ters. O da neden kaynaklanıyor? Adam bağlamayla çalıyor. Biz gitarla eşlik etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden pozisyonlar böyle zorlaşıyor. Yani biri çok komalı bir enstrüman, biri komasız enstrüman olduğu için arkadaşlar. Konu bu. Umarım güzel olmuştur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın.